Evet arkadaşlar merhaba. 31 Mayıs 2022 Salı günü akşam programında Kocaeli'deyiz. Kocaeli'de tam 10 koşulu bir program var. Gayet böyle yoğun bir program var. Evet, bu yayınımız tüm üyelerimize açık arkadaşlar. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. 10 koşuyu da değerlendirelim. Kum pisti hepsi görüyorsunuz Kocaeli'de. Bütün koşular. Birinci koşu saat 16.45'te öğleden sonra kuşağında başlıyor. Handikap 14 dişler. 4 uyku yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet zor bir koşuyla başlıyoruz. Burada 2 numaralı Lady Lipa, Danya Kaya ile ilk atımız. 6 numaralı İnci'nin kızı Nurettin Şen'le. 1 numaralı Bal Kız diyoruz Cem Altun'la. Ekürler 10 numara Killer Queen ve 9 numara Anita Black bugün iyi koşacaklar. Biraz bu grup gördüğünüz gibi sert gelecektir ama yazıyoruz ve 7 numaralı Madame Chernobyl diyoruz Mertcan Çelik'le. Evet bu kesinlikle yazılması gereken bir safkan. Bu Madame Chernobyl artık bunda zamanı geldi epeydir. Bayağı bir geziniyor ortalarda. 2, 6, 1, 19 ve 7 numaralı yani Ekürler ve 7 numaralı safkan diyoruz en son Madame Chernobyl'i altını çizdik. Evet, ikinci koşuya geçtik şimdi. İkinci koşu Maiden, dişiler, 3 yaşlı Araplar. 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada ekürler çok ön planda. Dilenler burada ekürleri alternatif banka olarak rahatlıkla kullanabilirler. 3 numaralı Aşk ve Seda, Cemal Paso. 6 numaralı Ezmeyra, burada Apprentice'i Musa ileri ve 9 numaralı Özseda. Hakan Yıldız'la güzel bir yarış çıkaracaktır. Tabi burada iki, yani sağlam almak istiyorsanız 2 numaralı Altı Yol Mehmet Kaya, 4 numaralı Elfida Halil Altın ve 10 numaralı Reşide Sercan Tırpan'la da yazıldığı zaman burayı kapatmış olursunuz. O ayrı bir mesele. Yani küçük böyle birinci altılı küçük yapmak isteyenler için hani ekürler muhtemelen kazanmak isteyecektir. Üçüncü koşu handikap 16 dişiler 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada önünde yani en önde gördüğümüz bir safkan var ki diğerlerinden biraz ayrılıyor. O da 6 numaralı Rüyanın Kızı Gökhan Bektaş'la. Evet daha evvelden de bu safkan arkadaşlar Kocaeli'de yine gelmişti. Maiden'dan Kocaeli'de Mustafa Çiçek'le çıkmıştı. Daha sonra bir anda yine İstanbul'u aldılar. Tekrar Kocaeli'ye getirdiler. Kocaeli iyi koşuyor ama. Yani İstanbul'a gitti 9.'luk yaptı. Kocaeli'de 4.'lük yaptı. Sonra tekrar İstanbul'a gitti Sentet'e. 10. oldu Ayhan Kurşun'la. Şimdi tekrar Kocaeli'ye geliyor ve tekrar iyi bir performans bekliyoruz. Gökhan Bektaş buna biniyorsa mutlaka hakkını verecektir. Bizim ilk atımız. 3 numaralı Bal Melda Saadettin Boyraz'la. O da epeydir koşuyor. Kendini gösteriyor. Dolanıp durdu. Burada ekürlerde en az 6 numara kadar şanslı. Çok fazla ayırt edemiyoruz ama çok dolaştırıyorlar safkanı. Antalya, Bursa, Kocaeli, Ankara, şimdi tekrar Kocaeli. Yani böyle dolaşan safkanlardan bir performans gelmiyor. Yani bunu bilmiyorum tabii at sahipleri daha iyi bilirler. Onlar at sahibi biz değiliz. 4 numara Haz'ın kızı belki Halil Kaplan hani ondan daha iyi koşabilir belki. Ekürsün tamamlar ve 2 numaralı Son Başak diyoruz Mahmut Turan'la. İhmal kesinlikle edilmemesi gereken bir safkan Son Başak. Ya şu 3 at 6 3 ve 2'yi bir şekilde asla ihmal etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. 4. koşuya geçiyoruz şimdi. Yedili Plase'nin başlangıç ayağı Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Bu Maiden'dan çıkamamış daha ama yeni koşmaya başlayan tatlı tatlı Araplarımız. 6 evet toplam 6 adet bir ekürü grubumuz var orada. Ama arkadaşlar bizim şöyle bir bakış açımız var bu koşuya. Evet tamam efsanenin kızı burada hani baz alırız yani onu. Biraz da Mondişi alırız. Hani biraz bir tutam zencefil, biraz limon muydu Barış Manço'nun rahmetlinin bir şarkısı vardı. O ama bunlar birincilik yapar mı o aldığımız tutam tutam efsanenin kızı işte Mondiş bir miktar konsantre ilave edelim konsantre milk arkadaşlar şimdi bizim burada alternatif bankomuz orada bir numara aşk bir rüya
Burada bu vatandaş hata yapmazsa Levent Taptık, bu koşuyu kazanacak olan alternatif bankomuz bizim. Yani buradaki bunun sahipleri alınmasınlar ama Cavidan Kaya, Özaslan hanımefendiler burada ikinci atımız da ekürler. Yani iki atla geçmeyi planlıyoruz biz böyle. Bir numara Aşk Bir Rüya alternatif bankomuz ve tabii ki ekürler arkasından diğer. Tabii 4 numaralı Çağlayan Güzel de Fırat Arslan'la, yani 3 atlı burasını geçmek gerekecek arkadaşlar. Bir alternatif banko 4 ve hadi 6 diyelim, efsanenin kızını yazalım. 5. koşuya geçtik şimdi. 5. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizler, şartlı 4 bir koşu, 1500 metreye çıkacaklar. Evet, burada arkadaşlar 12 tane safkan var gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet arkadaşlar, burada da bizim tam 5 atımız var. Öncelikle ki bu 5. koşunun ikinci altının da başlangıcı olduğunu hatırlatırım size. Evet, özellikle burada 3 numaralı Turgay Başkan, Cem Altun'la ilk atımız bizim. Bilinen kalitesiyle, güzel stiliyle burada bu Lionheart yavrusu, saf Amerikan yavrusu bize çok başarılar sağladı. Hatırlayanlar olursa tek attığımız zamanlarda da geldi. Burada yine ilk atımız bizim. Onun kalitesinden eminiz biz. Kocaeli pistini de çok seviyor. Genellikle Halil Kaplan belki kazandırır. Yani Kocaeli'de son iki koşusunu kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Nasıl birinci atımız olmasın? Bir numaralı Poker Face Halil Yolaçıcı'yla yine aynı kalitede. İki numaralı Mühendis Mahmut Bağ'yla. Yani Mahmut Bağ tabi burada bu iki tane safkan, yani Turgay Başkan ve Poker Face'i bu mühendis de geçebilirse bu ilk iki at önemli. Üçüncü atımız iki numaralı mühendis, araya koyduk artık üçüncü olarak. Altı numaralı Line Empire Okan Akerle ve beş numaralı My Queen Love Ali Yıldız'la. Bunlar biraz daha böyle sürprizde kalıyorlar arkadaşlar. Burada esas sürprizi Kadir Yılmaz'ın, Kürşat pardon, Kürşat Kadir Yılmaz. Kürşat Yılmaz'ın mini Over Clouds yapar arkadaşlar. Yani bu da Over Clouds, yani büyük bir sürpriz istiyorsanız. Çünkü Kocaeli pistini seven bir safkan bu. Ama bir türlü başarılı olamıyor yani. Epeydir yarış kazanamıyor. Ama burada bunu kırabilir. Çünkü Kocaeli pistini çok seviyor bu safkan. İsteyenler burada 7 numarada bir çizik atabilirler. 3, 1, 2, 6, 5, 7 olur. 4 haricinde, break adleri haricinde, burada bir pencere açtık yalnız. 6 atla geçmiş oluruz burayı. 6. kuşluyuz şimdi. Handikap 14. 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Tam 14 tane safkan var. Şöyle 14'ünü de içeri alalım, aldık. Evet arkadaşlar, burada 6. koşuda 4 atımız var. 6 numaralı Kahraman Trader diyoruz. Mahmut Turan'la çok iyi bir koşu bekliyoruz biz Kahraman Trader'dan bugün. Burada arkadaşlar Mahmut Turan hakkını verirse, çünkü Kocaeli'de kendini gösterdi. En son bir 17 Mayıs'ta bir ikincilik yaptı Red Justin'ın arkasından. Çok iyi bir ikincilik değil ama çok kötü de değil. 7 boy yedi Red Justin'dan. O safkanında Mahmut Turan biniyordu. Yani Kahraman Trader'a da Fırat Arslan biniyordu. Şimdi o sırayla birincilik getirmeye and içmiş herhalde. Şimdi ikinci olan safkana biniyor. O koşuda birinci olan safkandan inip bu koşudaki birinci olan safkana mı biniyor diye düşünüyoruz. 6 numara Kahraman Trader ilk atımız. 1 numara Soylu Yağmur Tolga Yıldız'a ihmale gelmez. Ve 7 numaralı Paki Boy Metin Hamedi ile 8 numaralı İncirli İncisi Yunus Emre Yüksel'le. Şimdi bu 4 atın dışında ne olabilir? Sürpriz dediğiniz takdirde size tek bir at önerebiliriz. O da 2 numaralı VRV. Eğer olanlar bu 2 numarayı da yazabilirler arkadaşlar. Hatta yanına 3 numarayı da Ice-T'yi de yazın. Ice-T'nin de burada Mertcan Çelik'le gelme ihtimali daima var. Evet, 6. koşudan 7. koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Tabi burada sizin atınız varsa siz de yazarsınız arkadaşlar. Ona göre. Burada Jaguar, şöyle söyleyeyim size, burada en büyük sürprizi Jaguar mail yapar. Hani düşünürseniz eğer burada nasıl biz yatarız diye yatırılacak olan at. Bu Jaguar Mail epeydir koşuyor. İki defa da üçüncülük yaptı. 7 gün arası var. Çok koşturdular bu safkanı ama Kocaeli'ye çıkarttılar. Üçüncü oldu Kocaeli'de. Yunus Emre Yüksel'le 24 Mayıs'ta.
Çok sık koşturuyorlar yani. Eğer bilemiyorum, top sizde yani onunla ilgili. Biz vermedik ama bahsediyoruz. Yani sürpriz olarak bahsediyoruz tabii ki. Evet, şimdi 7. koşudayız. Kocaeli'de meydan bir koşu. 3 yaşlı Araplar arkadaşlar. 7. koşuda 1200 metreye çıkacaklar. Çok fazla ekürü var gördüğünüz gibi. Biz burada 5 numaralı Kaya de Sultan ve 6 numaralı Oklava. Evet, bizim bankomuz arkadaşlar bugün. Mehmet Kaya burada Kaya de Sultan'la burada 7. koşuda kazanacaktır. Kaya de Sultan banko. 8. koşu şartlı 5, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Evet, günün zor koşullarından bir tanesi de burada yine. 11 numaralı Gürgür Baba Metin Hamedi ile. Evet. 5 numaralı Altın Zele Ali Yıldız'la. 4 numaralı Sungurlu Mehmet Kaya. 3 numaralı Emir Soy Görkem Özçelik. 1 numaralı Dumanoğlu Onur Öztürk. 6 numaralı Aşkartay Saadettin Boyraz. Burada bu Aşkartay'ın artık bugün yani bir iki koşu evvel kazandı Adana'da. Şimdi bu Kocaeli'ye geldi. Daha evvelden Kocaeli'nde de koştu bu sapan. Kısa vadeli 7 koşusu gördü. Hayatının ilk koşusunu Kocaeli'de kazanıp meydandan çıkmış bir sapkan bu. Halis Karataş'ta. Bakalım bugün yani Kocaeli'de enteresan bir yarış izleyebiliriz Aşkartay'dan yine. Ve son olarak da 7 numaralı Balkan Ağası diyoruz. Tolga Yıldız'la. Çok kıran kırana zaten 4 ve yukarı yaşlı Arap dedin mi kıran kırana mücadele ama burada genelde arkadaşlar sırası gelen kazanıyor buralarda. Bakalım 11, 5, 4, 3, 1, 6, 7 diyoruz. 9. koşudayız şimdi. Kocaeli'de akşam saat gece 9. Belmont Park falan yarışları bu arada başlamış oluyor. Şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da ikinci altılıyı bağlayan ikinci bankomuz var. O da 1 numaralı Namık Bey. Görkem Özçelik'le sürdürek banko arkadaşlar. Bu grubu geçeceğini düşünüyoruz burada. Bize göre yani buldozer bile rakip olacağını düşünmüyoruz burada. Çok ilginç bir sapkan söyleyeceğiz size burada. Tabii ki Janumo, 5 numaralı Janumo sıkıştıracaktır. 7 numaralı Tok Face burada sürpriz hanesinde olabilir. Biz burada Namık Bey'i bank olarak arkadaşlar yaptığı derece faibisi bu grubu geçmeye yetecek. 10. koşu handikap 14. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1500 metreye çıkıyorlar. 16 tane safkan var. Evet yine 6 tane safkan grubuyla geçeceğiz burayı. 9 numara Keşiftay Mertcan Çelik'le. 13 numara Jumbo Jet Halil Kaplan. 12 numara Ulu Bey'i Ali Yıldız. 10 numara Peçora Fırat Arslan. 8 numara Eğilce ekürilerden, kırmızı ekürilerinden Okan Akerle ve 14 numaralı Ozan'ın oğlu Danyal Kaya'yla ve 16 numaralı Mahpe Verkız Yunus Emre Yüksel'le. 9, 13, 12, 10, 8, 14 ekürler, kırmızı ekürler ve 16 diyoruz arkadaşlar. Siyah ekürleri almadık. Evet, böylece Kocaeli ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Dediğim gibi Ankara videomuzda yayında ancak premium üyelere özel yayın o. Arkadaşlar videolarımızın altındaki katıl butonundan rahatlıkla premium'e olabiliyorsunuz. Ve böylece Salı günü için ayırmış olduğumuz Kocaeli programının sonuna geldik. Tahmin programımızın herkese başarılar diliyoruz. Beğen yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.